Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Haftalardır emekli maaşlarını konuşuyoruz. Sonunda emekli maaşları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve emekli maaşlarına %5 ek zam yapıldığını açıkladı. Bugün konuşacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik uzmanı Nergis Şimşek. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi Sayın Şimşek, tabii açıklama yapıldı, %5 ek zam denildi ama emeklilerin de merak ettiği pek çok konu var. Yani bu %5 ek zam tam olarak kaç lira maaşa denk geldi? Kimler, işte memur emeklileri, işçi emeklileri ne kadar alacaklar ve ne zaman aslında bu maaşlar alınmaya başlanacak? Şimdi şöyle, 2023 yılı enflasyon oranı büyük bir merakla bekleniyordu. Niye önemli enflasyon oranı? Çünkü emekli aylık artışları enflasyon oranına göre belirleniyor. SSK ve Bağkur sigortalarının aylık artışları 2024 Ocak için söylüyoruz. Bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına bağlıydı. Nitekim enflasyon oranı açıklandı %64.77 olarak 2023 yılına ilişkin. Ve son 6 aylık, yani 2023 Temmuz'da Aralık dönemi enflasyon oranı %37.57 oldu. Bu şu anlama geliyordu: SSK ve Bağkur emeklilerin aylık artışları %37.57 olacak 2024 Ocak ayında. Yalnız bu arada memurlar için de, hem çalışan hem de emekli memurlar için de artış oranı %49.25 olarak belirlendi. Farklı olmasının nedeni şu: aslında emekli aylıkların artışları memurlarla SSK ve Bağkurlar açısından farklı. SSK ve Bağkurlarda emeklilerde son 6 aylık enflasyon oranına göre arttırılırken, devlet memurlarında hem emekli devlet memurları hem de çalışanlar için ise 2 yıllık sürelerle yapılan kamu toplu sözleşmeleriyle artış oranları belirlendiği gibi, ayrıca bu artış oranlarıyla beraber enflasyon farkı veriliyor. Dolayısıyla son 6 aylık enflasyon oranı %37.57 olarak açıklanınca memurlar açısından, aynı dönemde toplu sözleşmeyle memurlara verilen %6 oranı düşürüldüğünde enflasyon farkı %28.78 olarak açıklandı. Dolayısıyla yine toplu sözleşmede 2024 Ocak ayı için memurlara verilen aylık artış oranı %15, ikinci 6 aylık dönem için ise %10 şeklinde belirlenmişti. Dolayısıyla hem çalışan hem de emekli memurlar açısından aylık artış oranı %49.25 olarak bu şekilde belirlendi. Hem artış oranı hem de enflasyon farkı. Şimdi tabii bu arada emekliler arasında, bu hem SSK, Bağkur ve devlet memuru emekliler arasında bu maaş artış farkı oluşunca ve bununla ilgili olarak da iktidar tarafında yeni bir artış gündeme getirilince kabine toplantısı beklenmeye başlandı ve dün beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Aslında emeklilerin bu kabine toplantısından beklentisi şuydu: öncelikle memur emeklileriyle Bağkur ve SSK emeklilerinin aylıklarına yapılan artışlar arasındaki farklılığın kapatılacağı düşündü. Yani yaklaşık %11 oranındaki artışın kapatılıp, hani SSK ve Bağkur'lara da %49.25 oranında zam yapılması beklentisi vardı. Bunun dışında ne vardı? Alt sınır aylığı olarak uygulanan 7500 liranın artırılması beklentisi vardı. Ayrıca 2023 Temmuz ayında bir ilk yaşanmıştı memurlar yönünden. Emekli memurlarla çalışan memurlar arasındaki aylık artışı farklılaştırılmıştı. Çünkü çalışan memurlara ayrıca ilave ödeme verilmişti, 8077 lira civarında. Ve bu 8077 liranın hesabı 15.965 gösterge belirlendi yasal düzenlemeyle. Her memur maaş kas sayısı arttığı zaman, İşte bu memur maaş kas sayısının 15.965 göstergesiyle çarpma sonucu bu 8077 lira da artacaktı. Nitekim Ocak ayında memur maaş kas sayısı değişince bu miktarda yeniden belirlendi. Yani çalışan memurlara ilave bir ödeme yapılıyordu. 8077 liraydı. Bu yeni artışla 12.147 lira oldu. Beklentiler içinde bu da vardı. Yani sadece çalışan memurlara yapılan bu ilave ödemenin tüm emeklilere verilmesi beklentisi de vardı. Dün kabine toplantısı gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada biz sadece şunu duyduk: SSK ve Bağkur emekli aylıkları 2024 Ocak ayında %37.57 oranında artırılacaktı. Buna ilave olarak %5 oranında
zam verildi. Yani aylık artışı %42.6 olarak belirlendi. Dolayısıyla yapılan açıklamadan sonra SSK ve Bağkur emeklilerinin 2024 Ocak ödeme döneminde emekli aylıkları %42.6 oranında artacak. Hı hı. Devlet memurları açısından herhangi bir farklılık yok. Hem çalışan hem de emekli devlet memurları %49.25 oranında zam alacak. Ve yine sadece çalışan memurlar bu 8077 liralık ilave ödemenin güncellenmesiyle 12.147 lira ayrıca ilave ödeme almaya devam edecekler. Peki Sayın Şimşek, şimdi geçtiğimiz aylarda aslında biz şöyle bir şey yaşamıştık. Asgari ücrete bir zam geldi. En düşük emekli maaşı da 5.500'den 7.500'e çıkarıldı. Ancak kök maaşlarda bir değişiklik yapılmadığı için bir zam döneminde emeklilerin çok büyük bir kısmı, en düşük emekli maaşı alanlar, hiç zam almamış oldu. 7.500 lira maaş alarak hayatlarına devam ettiler. Şimdi de yine en düşük emekli maaşının 10.000 lira olduğunu görüyoruz ama hem bu emeklilerin beklentisinin altındaydı 10.000 liralık bu maaş, belirlenen maaş, hem de yine orada bir kök maaş oyunu var mı? Yani atıyorum önümüzdeki bir dönemde yeniden emeklilerin zam alıp da almadığını görecek miyiz? Kesinlikle göreceğiz. Şimdi bu alt sınır aylığı dediğimiz olay, emeklilerin aylıklarının belli bir seviyenin altına düşmemesi için uygulanan bir sistem. Yani iktidar ne yapıyor? İşte emekli aylıkları, çünkü 2008 Ekim'den sonra getirilen aylık hesaplama sistemiyle emekli aylıkların miktarları çok düştü. 2019'da biliyorsunuz alt sınır aylığı uygulaması getirildi. Ve şu an 7500 lira olarak uygulanıyordu. Dünkü açıklamadan sonra 10.000 lira yükseltildiğini duyduk. Tabii çok çok yetersiz miktarlar bunlar. Çünkü Türkiye'de en son Türk İş tarafından biliyorsunuz 2023 Kasım ayında açıklanan açlık sınırı 14.000 lira, yoksulluk sınırı 45.000 liraya dayandı. Asgari ücret net 17.000 lira olarak belirlendi ama en düşük emekli maaşı dün 10.000 lira olarak açıklandı. Şimdi sigortaların kendi hak ettikleri, yani kendi prim ödeme gün sayıları ve prim esas kazançlarına göre hesaplanan bir emekli aylıkları var. Biz bunları kök aylıklar diyoruz. Şimdi bu kök aylıklara aslında aylık artışlar uygulanıyor. Yani bu 2024 Ocak ayında %42.6 oranında uygulanacak artış emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Ve uygulandıktan sonra tespit edilen yeni aylık alt sınır aylığı olarak belirlenen 10.000 lirayla mukayese edilerek, bunun altındaysa 10.000 liraya yükseltilecek, üstündeyse zaten neyse hak ettikleri gerçek aylık, o ödenmeye devam edilecek. Şimdi 2008 Ekim ayından önce bağlanan en düşük emekli aylığı, yani 2008 Ekim'den önce emekli olmuş kişilerin bugün aldığı en düşük aylık 7.300 lira civarında. 7.300 lira civarında. Bu miktara %42.6 oranı uygulandığı zaman ek ödeme dahil, hani ayrıntılı anlatmıyorum onu, ek ödeme dahil %42.6 uygulandığı zaman 10.000 lira geçiyor. 10.800 lira civarında oluyor. Yani bu şu demek: 2008 Ekim öncesi emekli olanların aylıkları kesinlikle 10.000 liranın üstünde. 10.800 lira civarında. Ama esas sorun 2008 Ekim'den sonra emekli olanlar. Çünkü 2008 Ekim ayından sonra 5510 sayılı yasayla getirilen emekli aylığı hesaplama sisteminde aylığın miktarını düşürücü etkenler var. Hem kullanılan tüfe ve gelişme hızı oranlarının değişmesi, hem aylık bağlama oranının kurallarındaki değişmeler aylık miktarını azaltıcı bir etkiye sahip ve 2008'den sonra emekli olanların aylık miktarlarının hızla düştüğünü görüyoruz. Nitekim SGK tarafından da açıklanan en düşük emekli aylıklarına baktığımız zaman, bakın 2023 Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sisteminde tespit edilen en düşük emekli aylığı SSK sigortalısı için 2.327 lira. SSK tarım sigortalısı için 1.964 lira. Bağkur emeklisi için en düşük aylık 2.788 lira ve Bağkur tarım emeklisi için 2.204 lira. Aylık seviyeleri 3.000 liranın altında. Bunlar gerçek kök aylıklar. En düşük sistemde gerçekleşen kök aylıklar. İşte bunlar 10.000 liraya tamamlanıyor. Şimdi 10.000 lira kesinlikle yeterli bir miktar değil. Orada yani hiç kimsenin bir kuşkusu yok. Yani asgari ücret 17.000 lirayken, açlık ve yoksulluk sınırları bu miktarı geçmişken, emekleri en düşük aylığın 10.000 lira olarak belirlenmesi insan onuruna yakışır bir yaşam için yeterli değil.
Dolayısıyla burada işte bu düşük aylıkları kamufle etmek açısından bu alt sıralı uygulaması getirildi ama bunun şöyle de bir dezavantajlı yönü var. Şeyi vurgulayalım, yanlış anlaşılmasın, kesinlikle 10 bin lira yeterli miktar değil ama aylığı 9 bin lira olan ne olacak? Yani o da 10 bin lira alacak. Yüksek prim ödeyerek daha uzun süre çalışanlar da hepsi 10 bin lira torbasının içine konacak. Burada en büyük mağduriyeti aslında daha uzun süreler çalışarak işte 5 bin gün çalışan da 9 bin gün çalışan aynı kefeye konmuş oluyor. Asgari kazançlar üzerinden çalışan iki tane vatandaş düşünün. Birisi 6 bin günle emekli oluyor, birisi 7.200'de, birisi 8 bin günle ama hepsi sonuçta 10 bin lira aylık almaya mahkum ediliyor. Burada da gerçekten uzun yıllar prim ödeyen vatandaşlar açısından, sigortalar açısından da bir mağduriyet olduğunu belirtmekte fayda var. 10 bin lira kesinlikle yeterli değil. Bunun için de bakın sadece bu alt sınır aylıklarını yükseltmek veya aylık artış oranlarını yükseltmekle bu iş maalesef çözülmez. Çözümü şu olacak, emekli aylık hesaplama sistemi değiştirilecek. Tek, sade, anlaşılır bir aylık hesaplama sistemi getirecek ve sistemdeki tüm emekli aylıkları bu getirilen aylık hesaplama sistemine göre yeniden hesaplanacak. Yani emekli aylıkların intibakı yapılacak. Bu işlem yapılmadığı sürece alt sınır aylığını isterseniz 15 bin lira yapın, 17 bin lira yapın. Bugünkü yaşam koşullarında, bu kadar yüksek enflasyonda emeklilerin çok perişan bir şekilde yaşaması maalesef önlenemez. Ve ben buradan aynı zamanda emeklilerin derneklerini de ben aslında çağırıyorum direnişe karşı çıkmaya. Çünkü bu miktarlar emekliler için hiç yeterli değil. Dernekler mutlaka bir araya gelmeli, güç birliği oluşturmalı ve haklarını aramalılar diye düşünüyorum. Peki Sayın Şimşek, aslında Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çeken bir kısım da vardı. Onu da sormak istiyorum ben size. Temmuz ayında emekli maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini söyledi. Şimdi siz de az önce bahsettiniz. Emekliler, işçi emeklileri aslında memur emeklilerin zammına yakın bir oranda zam bekliyordu. Oradaki açılan makasın kapanmasını bekliyordu ama önümüzdeki Temmuz ayında sizce buna dair bir adım mı atılacak? Erdoğan neyden bahsediyor burada? Şimdi aslında neyden bahsettiği de çok açık değil. Nedenini söyleyeyim. Biraz önce dedim ki SSK ve Bağkur emeklilerin aylık artışları nasıl yapılacağı kanunda var. 5510 sayılı yasanın 55. maddesi diyor ki emekli aylıkları her yılın Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında arttırılır. Net. Memur ve memur emeklileri için ise 2 yılda bir düzenlenen en son 7. dönem kamu toplu sözleşmesi yapıldı memurlar için. 2024 ve 2025 yılında memur aylık artışlarının hangi oranda yapılacağını belirleyen ve ayrıca bu oranların üstünde enflasyon varsa enflasyon farkı verileceğine dair de hüküm altına alındı. Şimdi bu düzenlemeler varken ki bu farklılığı 2024 Ocak ayında gördük. Hani SSK ve Bağkurlar için 37.57, devlet memuru için 49.25 bu düzenlemelere göre belirlenen rakamlardı. Bunların Temmuz 2024 döneminde nasıl eşitleneceği noktasında acaba bir yasal düzenleme mi yapılması gerekiyor? Ya yapılması gerekir kesinlikle, o net. Nasıl eşitleneceği konusunda çok açık bir şey hani söylenmedi. Ama farklılaştırılmaması lazım diye düşünüyorum. Özellikle emekliler açısından kesinlikle aylık artışlar arasında farklılık yaratılmaması, aradaki makasın açılmaması lazım. Yasal düzenleme yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz ama ben bu eşitlemenin aslında 2024 Ocak ayında yapılacağını düşünmüştüm. Temmuz'a yani seçim de geçecek o tarihe kadar. Hani çok ihtimal vermiyorum diyelim. Bakalım ne olacak? Biz de merak ediyoruz ne şekilde yapılacağını. Peki aslında çok merak edilen bir konu da şu, emekliler tam olarak ne zaman zamlı maaşlarını almaya başlayacaklarını da merak ediyorlar. Kısaca bir onu da dinleyelim mi sizden? Şimdi şöyle, SSK emeklilerinin aylıkları her ay tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 17'siyle 26'sına kadar ödeniyor. 10 günlük bir süre içinde ödeniyor ve bu ayın emekli maaşları zaten ödenmeye başlandı. Bu aya yetişmesi SSK emeklileri için söylüyorum, yani mümkün değil. Bu ay eski aylıklarını almaya devam edecekler. Keza aynı şey Bağkur emeklileri için de öyle. Yani yine tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 25 ile 28 arasında 4 günde ödeniyor. Onlar için de yetişmesi biraz sıkıntılı görünüyor. Nitekim Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklileri zamlı maaş alamayacak diye düşünüyorum. Herhangi bir ara tarih belirlenmez ise
herhangi bir ara tarih belirlenmez ise o zaman Şubat ödeme dönemlerinde, gene maaş ödeme dönemlerinde bir aylık hani zam farkı ve zamlı maaşların alınacağını düşünüyorum. Devlet memurlarında da biliyorsunuz 1 Ocak'ta ödenen aylıklar zamsız ödendi. Çünkü 3 Ocak'ta enflasyon belirlendi. Dolayısıyla memurlar için de zamlı maaş farklarının bu ay bitmeden 28'inde falan ödeneceğini düşünüyorum. Peki, o zaman son olarak bir değerlendirme isteyeyim sizden. Şimdi aynı konuşmanın içinde aslında pek çok kişinin de tepkisini çeken bir cümle vardı. Bu yıl emekliler yılı ilan edildi. Geçtiğimiz sene, hatta belki ondan önceki sene de emekliler çok çektiler diyebiliriz. Enflasyonun her geçen gün yükseldiği ve sabit ücretlinin bu enflasyondan çok yoğun bir biçimde etkilendiği bir seneydi geride bıraktığımız 2023. Önümüzdeki 2024 yılı da böyle mi olacak? Emeklilere bir teselli için mi emekliler günü ilan edildi sizce? Vallahi aynen öyle teselli, ama ya teselli olacak bir durum da yok. Dün hem bu açıklamanın yapılıp hani %25, %5 ek zam artı işte alt sınırların 7500 adım 10 bin liraya yükseltilmesi gibi beklentilere hiç karşılık vermeyen açıklamalardan sonra kalkıp 2024 yılının emekliler yılı olarak ilan edilmesi çok düşündürücü. Hani emekliler de buna inanır mı bilmiyorum ama akabinde de şu açıklamalar geldi. 2024 yılında emekliler için yeni sosyal haklar, işte kültürel etkinlikler, faaliyetler, işte ulaşımda, sosyal imkanlarda yeni şeyler sağlanacağı söylendi. Hani benim aklıma gelen, ya biz bunların istediği maaş veremiyoruz, hani hiç beklentileri karşılamıyoruz, bari işte ulaşımda indirim yapalım emeklilere. İşte kültürel etkinlikler, işte tiyatro, sinema faaliyetlerinde indirimler, ulaşımda indirimler. Belki bilmiyorum, bakım evlerinin sayısının artması, belki yaşlı kreşlerinin açılması gibi hani hizmetler, sosyal haklar aklıma geldi. Verilsin tabii, bunlar da güzel şeyler, verilsin yapılsın, emekler her şeyi hak ediyor. Ama bundan önce emekli aylıkların itibatı yapılsın. Öncelikle böyle insan onuruna yakışır bir aylık miktarına kavuşturulsun emekliler, onu bekliyoruz. O zaman esas 2024 yılı emekliler yılı olarak kabul edilebilir. Hı hı. Peki. Sayın Şimşek, çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, emekli maaşlarını konuştuk. Çok uzun bir süredir belli olmasını bekliyorduk. Burada sosyal güvenlik uzmanlarıyla, ekonomistlerle bu konuyu defalarca değerlendirdik. Sonunda beklediğimiz an geldi. %5 ek zam verildi SSK ve Bağkur emeklilerine. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olarak belirlendi. Emekliyi memnun eder mi, etmez mi? Bu yılda enflasyonla mücadelede emeklinin derdine derman olur mu, olmaz mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir de bu yılın emekliler yılı ilan edildi. Dediğini de söyleyelim. Emekliler 11 bin, 12 bin, hatta belki daha fazla oranda en düşük emekli maaşı bekliyorlardı. Olmadı. Önümüzdeki günlerde neler olacak bakalım, sizlere aktaracağız. Yeniden görüşmek üzere.